Evet arkadaşlar, işte bugün Samsung SE'di arkadaşlar. SE'de nasıl yazılım atılır? Arkadaşlar onu göstereceğim. Nasıl yazılım atılır, nasıl güncellenir? Onu göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi SE'di, SE'di Edge serisi arkadaşlar. Samsung'un en çok satan cihazlarından bir tanesi. Şöyle cihazımızı bir açalım. Açılsın cihazımız arkadaşlar. Nasıl yazılım atacağız arkadaşlar onu göstereceğim ben size. Bunun için arkadaşlar iki şeye ihtiyacı var. Bir cihazın yazılımına, bir de arkadaşlar yazılımı bir telefona yükleyecek olan bir arayüze arkadaşlar ihtiyacımız var. Bunlar neler arkadaşlar? Şimdi yazılımı arkadaşlar Frigi programıyla indireceğiz. Yazılımı telefona atacak programda Odin arkadaşlar. Odin programıyla atacağız. Şöyle düzelteyim telefonumu. Şimdi bir Google'dan bir boş sayfa açalım. Yeni pencere açalım. Şöyle gelsin penceremiz. Burada biraz küçülteyim isterseniz. Tam denk gelsin şöyle. Arkadaşlar buraya Frigi yazıyoruz. Frigi programıyla arkadaşlar yazılımı indireceğiz. Telefonun yazılımını indireceğiz. Bu bir arayüz programı. Şöyle en üstte. Zaten XDA'nın bir uygulaması. XDA'nın kendi sitesinde geliştirilmiş bir uygulama. Burada zaten ekranlarını görebiliyorsunuz. Bakın şurada linki var. Bakın şuradan tıklayıp istediğiniz versiyonu indirebiliyorsunuz ama burada zaten GitHub üzerinden yani bir geliştirilmiş bir proje olduğu arkadaşlar buradan gözüküyor. Şimdi Frigi 1.44'ü indiriyorum. Masa üstüne de alacağım onu. Evet, indim. Masa üstüne aldım. Şöyle koyuyorum. Şöyle şu tarafa getireyim. Sağ tuştan onu açayım arkadaşlar. Zıplan çıkardım. Dosyamız buraya geldi. Şöyle bir uygulama arkadaşlar. Mavi bir sembolümüz var. Ona çift tıklıyorum. Arkadaşlar bazı indiren arkadaşlar bu programı kuramadıklarını, açamadıklarını söyledi. Bunda arkadaşlar Visual Basic ve Java desteği istiyor. O yüzden onları yüklerseniz arkadaşlar onlar üzerinden de basit bir şekilde çalışacaktır. Geldi arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi üst tarafta iki tane bölüm var. Bakın şurada otomatik seçili olduğunda bakın otomatik manuel aldığım zaman tüm bilgileri elle girmeniz gerekiyor. Bakın otomatiğe girdiğiniz zaman arkadaşlar model numarasını ve bulunduğu ülkeyi yazdığınız zaman ona uygun yazılımı çekiyor. Şimdi burada bizim bu telefonumuz neydi? SM. Genellikle Samsung'lar genellikle SM. Bazen SG de olabiliyor. SM tire arkadaşlar bu SM ve SG bir de SH'ları var arkadaşlar. Bunlar nereden geliyor? Bunlar üretildikleri fabrikaya göre ürün model kodları değişebiliyor. SM G bu kısmı arkadaşlar model kodunu yazacağız. Peki model kodunu nereden öğreneceğiz arkadaşlar? Genellikle telefonun arkasında bulunan kapaktan da öğrenebiliyorsunuz. Şu an benim arkasındaki kapak kırık olduğu için görünmüyor. Arkasındaki kapaktan öğrenebiliyorsunuz. Kapağın üzerinde numara yazıyor arkadaşlar. Ya da telefonunuz açılabiliyorsa, açılmayan cihazlarda arkadaşlar kapaktan, kapağın üzerinden ya da internette modelinizi yazdığınız zaman arkadaşlar orada şey çıkıyor, model kodu. Ya da şöyle girip arkadaşlar yıldız kare 1, 2, 3, 4 kare yaptığınız zaman bakın burada model kodu en altta yazıyor bakın en altta. Şurada şöyle bir ekranın ışığını da bir açayım isterseniz. Bakın. En altta model kodu yazıyor. Bu model kodunu arkadaşlar buraya yazıyorsunuz. G935F satıldı. Satıldığı ülkede arkadaşlar hangi ülke? Ben yani Türkiye olarak turu seçtim. Bazen bu arkadaşlar Türkiye'de satılmayan cihazlar için de arkadaşlar Avrupa ya da işte Amerikan kodunu yazmanız gerekiyor. Genellikle Avrupa kodu XSG diye geçiyor arkadaşlar. Onları yazdığınız zaman da check yaptığınız zaman yazılımı bulabiliyor. Şimdi ben G935F'i yazdım. Ülkemizi yani turu yazdım. Şimdi de check update dedim. Bakın geldi yazılımın burada altta. Kaç GB'lık 2.5 GB'lık bir yazılım. Android versiyonunu göstereyim de oluşacak dosyanın ismi arkadaşlar. Buradan download dediğim zaman bu dosyanın isminde şurada bir dosya oluşacak. Burada oluşacak ve indirmeye başlayacak. Download tuşuna basıyorum. Masa üstünü seçtim yani desktop'u ve kaydettim arkadaşlar. Download started dedi. Bakın başladı. Yazılımımız da çekiyor. Peki bu işlemi yaparken diğer uygulamamızı da indirelim. Yani Odin programını indirelim. Neredeydi bizim? Şöyle yeni tekrar Google penceresi açayım. Bakın buradaydı. Frigi'yi buradan indirmiştik. Buradaydı arkadaşlar. Odin download diyoruz. Odin download'a girdik. Bakın en üstte Odin 13 3.13.1 var. Ona giriyoruz. Burada Odin'in bakın şurada versiyonları yazıyor. Bazı modeller arkadaşlar özel bir Odin versiyonu istiyor. O yüzden
onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ama biz genellikle bu son tarz cihazlarda son model Odin yüklemeniz daha iyi oluyor. Odin'i de seçiyorum buradan. 3.13.1'i seçtim arkadaşlar. Bakın burada en son versiyon 3.14.1 çıkmış. Onu indiriyorum. Download dedim. Bakın o da geliyor. O da insin. Bu arada dosyamız iniyor. Bakın hızlı bir şekilde. Yazılımımız iniyor arkadaşlar. Burada Odin programımızı indirmiştik, açmıştık. Onu da tekrar çalıştırayım. Bakın Odin programına geldim. Şurada mavi işareti çalıştırıyorum. Tamam dedim. Bir uyarı verdi. Tamam dedim. Programımız bu arkadaşlar. Telefonumuz zaten sağda gözüküyor. Yazılımımız bitsin. Arkadaşlar detaylı olarak bunun üzerine nasıl yazılım atıldığını göstereceğim ben size. Önce yazılımımız iniyor. Yazılımımız inmeye devam ediyor. Şu şekilde dursun. Şöyle koyalım. Bitmek üzere zaten. %90 neredeyse bitti. Evet, dosyamız indi. Şu an kontrolünü yapıyor, sağlamlık kontrolünü. Evet, şu an dosyamızı masa üstüne buluşturuyor. Evet, gördüğünüz gibi altta yazılım indirme tamamlandı dedi. Fırıncayı kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın dosyamız burada oluştu. Şurada masa üstünde. Onu sağ tuşla çıkartıyorum tekrar. Dosyaları çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi 4 parçalı bir yazılım arkadaşlar. 4 parça olduğu için 4 parçalı ROM şeklinde yükleyeceğiz bunu. Şimdi bir dosyamız tamamen açılsın. Şu an dosyalarımızı oluşturuyor. Şuradan görelim. Şu an ikinci dosyayı çıkartıyor. Şuradan WinZip programımızı da açalım. WinRAR programına. Yüklesin. Gördüğünüz gibi 4 parçalı dosya dedim ama 5 dosya var. Bunun amacı şu arkadaşlar. Şuradaki 2 CSC dosyası var. Bu Home CSC'yi seçerek yazılım atarsanız arkadaşlar telefonun içindeki bilgiler silinmez. CSC'yi seçip atarsanız, normal CSC'yi seçip atarsanız arkadaşlar içindeki tüm bilgiler silinir. Şimdi gelelim yazılım atmaya arkadaşlar. Bunun için Odin programını tekrar çalıştırıyorum. Şöyle Odin programını tekrar çalıştırdım. Burada dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi bu. Hatta en önemlisi bu arkadaşlar. Cihazınızın şarjı muhakkak full olsun.
ya da en azından dolu %50 üzeri olsun. Bir de arkadaşlar ayarlar bölümünde, bakın şurada ayarlar bölümünde hesaplar bölümü var. Bakın şurada cloud ve hesaplar. Burada hesaplar bölümünde arkadaşlar, burada Google hesabınız varsa bunu silin ya da kaldırın. Ya da kaldırmayacaksınız ya da silmeyeceksiniz de arkadaşlar muhakkak şifresini bilin. Çünkü açılış ekranında size o şifreyi soracaklar. Eğer şifreyi bilmiyorsanız cihazınız FRP kilidine düşecektir. Onun için biraz uğraşmanız gerekecek açmak için. O yüzden ben size tavsiyem mümkün olduğu kadar burada hesabınız varsa silin ve o şekilde yazılım atın. Hesaplar bölümünde. Şöyle tekrar cihazımız normal moddayken takıyorum arkadaşlar, bakın. Cihazım takıldı. Şimdi burada komport olarak gördüğünü, bakın COM5 olarak gördü. Fakat cihazımız açıkken gördü. Bu şekilde yazılım atamayız. Ne yapacağız? Cihazımızı download modu almamız gerekiyor. Burada normal modda COM5'te gördüğünde download modu aldığında farklı bir COM'da görecektir. Şimdi cihazımızı kapatalım. Şöyle. Kapattım. Kablomu da çıkardım. Arkadaşlar bakın. Şurada ses tuşları var yan tarafta. Ses tuşları var. Buradan ses kısmı ve home tuşu. Bakın şurada home tuşuna basacağız. Ayrıca power tuşuna basacağız. Üçüne birlikte basıyorum. Ses kısmı, home ve power tuşuna basıyorum. Download mod menüsü geldi arkadaşlar. Burada volume up continue, volume down iptal anlamında. Biz eğer yanlışlıkla oraya girmişseniz volume down diyerek çıkabilirsiniz. Ama işlem yapacaksanız volume up deyip arkadaşlar download moda devam edebilirsiniz. Evet, download mod geldi. Kablomu takıyorum tekrar. Şu şekilde taktım. Burada bakın şimdi COM29 gördü. Demin COM5'ti, şimdi COM29. Download moddayken farklı bir modda gözüküyor. Şimdi şunu biraz bu tarafa alayım. Burada da dosyalarımızı seçeceğiz. Bakın BL ile BL bootloader, AP Android partition, CP ve CSC bölümleri var. BL'ye tıklıyorum arkadaşlar. Az önce indirdiğimiz yazılım masa üstündeydi. Şurada bakın BL ile başlayanı seçiyorum. Kontrol ediyor. AP ile başlayanı seçiyorum arkadaşlar. İkinci bölümde AP ile ilgili olanı AP ile başlayanı seçiyorum. Üçüncü bölümde de CP ile başlayanı seçeceğiz. Şimdi önce AP ile başlayanı seçtik. Onu bir kontrol ediyor. Check yapıyor. Ondan sonra seçecek. Biraz bekleyelim. Evet, AP ile başlayanı da seçtik. Şimdi CP'ye tıkladım arkadaşlar. Buradan CP ile başlayanı seçiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi CSC. Dediğim gibi Home CSC'yi seçerseniz arkadaşlar cihaza yazılım attığınızda içindeki bilgiler silinmez. Fakat normal yani içi sıfırlansın, tamamen temizlensin diyorsanız CSC ile başlayan seçeceksiniz. Onu da seçtim. Ben içi sıfırlansın istiyorum. O da geldi. Tüm her şeyimiz hazır. Bakın burada Start ve Reset düğmeleri var. Reset'e basarsanız tüm dosyaları siler, tekrar seçmenizi ister. Start diyerek başlatacağım. Komportumuz burada hazır, her şeyimiz hazır. Start'a bastım arkadaşlar ve yazılım atmaya başladı. Bakın bu bölümde şu üst tarafta hangi bölümlere yazılım attığını görüyorsunuz. Bakın şu üst kısımda. Alt tarafta da arkadaşlar telefonun üzerindeki, ekranın üzerindeki çizgiden de ilerleme durumunu görebiliyorsunuz. Bu yeşil olduğu sürece sorun yok arkadaşlar. Yeşil olduğu sürece bir problem olmadan atıyor demektir. Ama yeşil değil de kırmızı ya da turuncuya dönerse cihazınızda bir sıkıntı var demektir. O yüzden dikkat edin. Mümkün olduğu kadar bu işlem sırasında kabloyu çıkartmayın, bilgisayarınızı kapatmayın, programı kapatmayın en önemlisi. Ve bekleyin arkadaşlar, hızlı bir şekilde atacaktır ve sonlandıracaktır.
Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemimiz bitti. Pass olarak yazdı ve işi yeşil olarak bitirdi arkadaşlar. Bu da sorunsuz olarak yazılımı attığını ve bitirdiğini söylüyor. Bu arada telefonun ekranında zaten normal CSC'yi seçtiğimiz için kapatıyor ve silme moduna geçiyor. İçini temizliyor şu an arkadaşlar ve de incelemelerini yapıyor. Şimdi biraz daha açılacak cihazımız. Evet, kapandı, açıldı, tekrar açıyor. Bitti. Cihazımız açıldı. Sağlıklı bir şekilde işlemimiz bitti. Siz de benim gösterdiğim yöntemlerle arkadaşlar yazılım atabilir. Cihazınızı formatlayabilir. Açılmayan cihazınızı açılır hale getirebilirsiniz. Ve yazılımını da güncelleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yazılımı nasıl indireceğini, nasıl atacağını ben size gösterdim. Bir problemle karşılaşırsanız sen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.